Adnan Oktar suç örgütüne yönelik Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Adnan Oktar'ın kişisel suçlarından 891 yıl hapisle cezalandırıldı. Ancak örgüt yöneticisi olması nedeniyle üyelerin işlediği suçlardan da sorumlu tutulan Oktar, bu suçlarla birlikte toplam 8658 yıl hapis cezası aldı. 10 Kasım'da hakim karşısına çıkan Oktar'ın kediciklerinin ifadeleri yeniden gündeme geldi. İfadelerinde sürekli Adnan Oktar'a aşıklarını dile getiren kadınlar ifadeleriyle şaşkına çevirdi. Tutuklu sanık Alev Babun'a, "İnsanlar hem bizi hem de Adnan Bey'i çok seviyorlar, dua ediyorlar. Adnan Bey'in, arkadaşlarımın ve kendimin tahliyesini talep ederim," dedi. Bir diğer kedicik Aylin Atmaca ise, "Bütün hanımlarımız çok iffetlidir. Bizi sevmek, bizi beğenmek zorunda da değilsiniz. Bizim için adil karar vermenizi istiyoruz. Suçsuz olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşıyorum. Başta Adnan Bey ve tüm arkadaşlarımın beraatini talep ediyorum," sözleriyle beraat istedi. Tutuklu sanık Merve Büyükbayraksa, yargılanmalarının tek sebebinin Adnan Oktar'ı sevmek olduğunu savunarak, "Kıskanılıyoruz. Adnan Bey'i ölümüne göze alacak şekilde seviyorum. Böyle bir aşkta alacağımız binlerce yıl hapis bize sinek ısırığı gibi gelir. Adnan Bey'i sevdiğim için cezalandırılacaksam şeref verirsiniz. Ancak ne karar verirseniz verin öpüp başıma koyuyorum," ifadelerini kullandı. Tutuklu sanık Meltem Babanda ise, "Tek suçumuz Adnan Oktar'ı sevmek. Bize dağılın diyorlar. Bu mümkün değil. Adnan Oktar'ı sevmek bu dünyanın en büyük lezzeti. 10 bin değil 20 yılda olsa her hücremle Adnan Oktar'ı sevmeye devam edeceğim. Hepimizin beraatini istiyoruz," ifadelerini kullandı. Sanık Ayşegül Hüma Babuna da, "Bizim acelemiz yok. Allah Mehdi olarak seçtiği kişinin kılına bile zarar vermez. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Biz dağılmayacağız," dedi. Sinem Hacer Tez Yapar ise, "Adnan Oktar tahliye edilene kadar kendisi için en mutlu yerin burası olduğunu söyledi."